Sağ ol. En çok da kışını özlemişim. Çocukken böyle biri olacağını söyleseler hayatta inanmazdım biliyor musun Orhan? Nasıl yani? Yani böyle olgun biri olacağını hiç düşünmezdim. Çok kafanın dikine bir çocuktun. Şimdi öyle değilsin. Hani derler ya insan yedisinde neyse yetmişinde de odur diye. Sen öyle değilsin mesela. Belki bazı şeyler aynı kalıyordur ama birçok şeyin değiştiği de kesin. Hayat işte. İnsanın karşısına beklenmedik durumlar çıkarabiliyor. Beklenmedik mi? Evet. Mesela ben birçok şeyle yüzleşmek zorunda kaldım. Orhan biliyor musun? Benim bile kendimden uzaklaşasım geliyor bazen. Bilmiyorum. Sen nereye artık gittin, gelmedin. Benim buradan gitmemin akılla hiç alakası yok ki. Benim de öngörebildiğim sadece buradan uzaklaşma isteğiydi. Bir tür kaçış denilebilir. Kaçmak da yetmiyor bazen. Değişmen gerekiyor. Bazen hayat da yatıyor. Öyle zamanlar oldu ki kaçacak bir yerim ya da kaçacak mecalim kalmadığında başka yollar denedim. Değiştim. Ya ne yolu? Ne bileyim. Ne gelmiş ki bu çocuğun başına? Mecalim yoktu belki de. Kendime sahte cennetler yarattım. Mafyaya mı karıştı? Katil mi oldu yoksa? Öyle işte. Ha ne belası? Ne sahte cenneti? Ne mücadelesi? Bunların hepsi de tamamen benim dışımda gelişti. Mecburdum yani böyle yapmaya. Anlatabildim mi bilmiyorum. Bütün bunlar bu yüzden mi? Aklım karıştı. Bir yola girince bazen nasıl yürüdüğün belirliyor mesafeyi. Bir bakıyorsun başın belada. Hala her gün mücadele ediyorum bir şeylerle.